550 bin kişiye askerlik affı geliyor. AK Parti 20 maddeli kanun teklifini meclise sundu. Düzenleme yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlara bedelli hakkı getirecek. Teklif ile Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi de 67'den 72'ye çıkarılacak. Bedelli yasası olarak konuşulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair bir düzenlemeyi içeriyor. Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanlara bedelli askerlik hakkı getiriliyor. Ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınması. AK Parti 20 maddelik askerlik affını içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif bakaya ve kaçak durumunda olan 550 bin kişiye bedelli askerlik yapmanın yolunu açıyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Merak edilense bedelli askerlik ücretinin ne olacağı. Bedelli askerlik ücreti şu an 56.506 lira olarak uygulanıyor. Aftan yararlanmak isteyenler, bakaya veya kaçak oldukları her ay için bir aylık asgari emek maaşına tekabül eden 9.418 lira ek ödeme yapacak. Bu tutar her 6 ayda bir artacak. Düzenlemeden gurbetçiler de yararlanabilecek. Başvurular 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Her bir yıl için 9.418 lira ek ödeme döviz cinsinden yatırılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddinde de değişikliğe gidileceğini açıkladı. Bu düzenlemeyle de Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Teklifle askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erler, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, meydana gelen zarardan sorumlu olmayacak.